Görüntüde, özür dilerim, görüntüde Bircan'ı gördüm biliyorsun. Hangisi? Mazot parasını isteyen. Tabii mazot parasını isteyen. Hem yolculardan bilet aldı. Ama yanında yoktur belki para. Ama adam ne diyor bir de biliyor musun? Siz verin diyor, mahkemeden geri alırsınız. Aynı Bircan ya. Bir şey söyle, benim otobüsüm olsa ben de aynen böyle yapardım. Saçmalama Bircan. Bir şey diyeceğim. Tamam, kötü bir şey olmuş olabilir ama ne var canım, aynı yolun yolcusuyuz galiba. Şu mazotu da siz alın yani. O kadar tepki geliyor ki sosyal medyadan, gelmiş daha doğrusu firma yetkilileri bunu yalanlamış. Bir de görüntü var. Ya Nihat. Abi nasıl yalanlamış şu görüntü? Çok az. Şimdi biz normalde 80-90 lira uzun yol. Ankara'ya gidiyorlar bu arada. Evet. Aşti'de de inmesi lazım. Yani Ankara'nın otobüs terminali değil mi? Evet. Ben de adam diyor ki tamam ben mazotu 250 liralık değil 500'lük alırım. Ama evime kadar beni götüreceksin. Hayır, bir de evde de duracak diyor, anahtarı da bana vereceksin. Yetmeyebilir, anladın mı? Başka yerlere de gidecek. Zaten bu trajikomik bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Biz zaten onun parasını veriyoruz siz mazot alın diye. Ama adamın pişkinliği peki. Mazot parası istemesi çok komik ya. Trajikomik bir şey. Şoför sanki birisiyle konuşuyor. İşte o. Telefonda mı? Orada biri mi? Sonra da firma yetkililerini aradı galiba. Hani ilk mazot orada parası. Orada ne diyor Bilal? Orada ne diyor? Peki bir şey soracağım. Neden mahkemeden alırsınız diyor. Mesela hani evlerinize gidince adreslerinize teslim edilecek, havale yapılacak vesaire demiyor. Bir de adam hem para verecek hem mahkemeye gidecek. Adam sistemi biliyor. Her şeyin farkında baba. Yani şu çok enteresan. Olmuş. Artık para yollamak bir dakika. Evet. Bir dakikada senin hesabına para geçebilir. Herhangi bir ATM'de alabilirsin falan. Hesabın olmasa bile cep telefonundan yapabilirsin. Aracın mazotu bitti ama, diyor. Ama adam. Şu anda yolcu isyan ediyor. Bir dakika ses versene oraya. Bilal. Tekrar Bilal, telefonda birini anlatıyor. Bir de orayı versene Bilal. Bu çok komik bir şey. Ya şimdi böyle bir durumda ya. Bir zaten vallahi mazotunu bilerek yola çıkarsın. İki mazot biterse şoförde mutlaka bununla ilgili bir para olur. Yolculardan zaten parayı almışsın sen. Bir de mazot parası niye alıyorsun? Ya çok dünyanın en komik görüntülerinden bir tanesi olabilir. Bir dakika abicim diyor, telefonla konuşuyorum. Peki, sonra seninle para istemeye devam edeceğim. Firmanın bunu yalanlaması. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bu arada bu mesela şimdi tatil dönüşleri başladı. Evet, artık. Şimdi bu otobüs şoförleriyle alakalı çok büyük sıkıntılar var. Mesela? Ya hani özür dilerim, cümle yanlış oldu. Hani otobüs şoförleri derken sanki onlarla ilgili bir sorun varmış gibi. Bu ekstrem, biraz da komik de bir hadise. Evet. Mesela çok şey gördüm, yolcuların bir tanesi daha geçen gördüm, şoföre bıçakla saldırıyordu. Ha, zor durumu bekliyor onları. Hı-hı. Onu demeye çalışıyorsun. Yani onları zor durumu bekliyor. Yani evet. Allah onlara sabır versin. Amin. Arkadaşlar evet, biraz empati doğru. Yapalım. Yolcular içerisinde, onlar için de söylüyorum. Bir onlar çok da biraz uzun yola gidiyorlar. Empati şart. Doğru söylüyorsun. Uyku uyumadan gidiyorlar. İki Allah'tan şoförle. Allah'tan kamera var. O kameralardan da ne olduğu çıkıyor. Bu ama iyi kamerası, onu söyleyeyim. Ben şey evet. Dedim. Bu cep telefonu.